Merhaba, ben Hakan Öztürk. Bundan sonra sizlerle Aksaray Belediyesi TV ekranlarında Aksaray'ın bütün coğrafi, tarihi ve doğal güzelliklerini birlikte gezeceğiz. Bunu yaparken daha önceden belediyemizle birlikte hazırlamış olduğumuz kitaplarım olan 101-100 Aksaray, Aksaray'ın kültürel ve sosyal zenginliklerini içeren kitabımız, Keşfet Yakın Dünya Aksaray, Aksaray'daki turistik, tarihi ve coğrafik gezilecek bütün güzelliklerin yol tarifleri, koordinatları, kolay ulaşım için telefonunuza navigasyon uygulamasını otomatik rota yükleyecek QR kodlarımız ve mekanları tanıtan fotoğraflarımız var. Ayrıca nerede kamp yapılabilir? Nerede bisiklet sürülür? Nerede trekking rotası var? Nerede tarihi eser var? Bunların hepsini tek tek sizler için fotoğrafladık, kamp yaptık, bisiklet sürdük ve kaleme aldık. Bunun dışında Kapadokya'nın saklı hazinesi Güzel Yurt. Güzel Yurt'ta olan yine tarihi, coğrafi ve kültürel güzelliklerin yanı sıra bitki çeşitliliğini de ele aldık. Bunun üzerinden botanik turizmine katkıları, ekoturizme katkıları ve ülkenin, şehrimizin kalkınmasına faydalarını ele aldık. Bu kitaplarımızı belediyelerimizden ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Evet, programımız süresince gezdiğimiz yerlerde Aksaray'da hangi fotoğrafları nereden çekebilirsiniz? Hangi ayarlarda çekebilirsiniz? Hangi lenslerle çekebilirsiniz? Kompozisyonla ilgili neler yapabilirsiniz? Günün hangi saatinde nerede ne çekilir? Bütün programlarımızda sizler için bunlara da değineceğiz. Bunun dışında gezilerimizde, ülkemizde, daha doğrusu şehrimizde dünya çapında organizasyonları yapılan yamaç paraşütü faaliyetlerimizi de size tanıtacağız. Bunu yaparken hatta harnesimizi takıp kanadımızı açıp birlikte uçacağız. Bu kadar mı? Tabii ki hayır. Off-road'a çıkacağız. Normal araçlarla gidemediğimiz yerlere karda, kışta, yağmurda, çamurda araçlarımıza gidip birlikte gezeceğiz. Onun dışında eskilerin akıncıları gibi günümüzün demir atlı motorcularıyla Aksaray'ımızın güzelliklerini sizlere tanıtacağız. Bunu yaparken programımızda katılacak olan bütün misafirlerimiz Aksaraylı, Aksaray'ın motorcusu, Aksaray'ın offroadcusu, Aksaray'ın yamaç paraşütçüsü olacak. Yani mevcut olan zenginliklerimizi sizlere aktaracağız. Bunun dışında kamp mekanlarımız, kamp nasıl yapılır, hangi ekipmanlar kullanılır, Aksaray'da hangi kamp mekanları var, Hasan Dağı'nın zirvesinden tutun da sizinle birlikte Tuz Gölü'ne kadar kamplar gerçekleştireceğiz. Bu kamplarda fotoğraflar çekeceğiz, yemekler yapacağız. Onun dışında dağcılık, Hasan Dağı'na tırmanacağız birlikte. Kazmalarımız, iplerimiz, kasklarımız ile yürüyüşlere katılacağız yine dağcı arkadaşlarımızla. Ki Aksaray'da bu konuda dağcılık ve dağcılık kulüpleri yönünden gerçekten büyük bir zenginliğe sahibiz. Bunları size yansıtacağız. Onun sonrasında ise balta, bıçak nasıl kullanılır? Püf noktaları nelerdir? Balta sapı nasıl yapılır? Atalarımızın yaptığı gibi bıçak nasıl dövülür? Bir bıçağa sap nasıl yapılır? Sizinle birlikte atalarımızın yaptığı gibi demiri döveceğiz. Ona şekil vereceğiz. Ona su vereceğiz. Ve bıçak yapacağız. Tabii bununla kalmayacak, o bıçaklarımızın kılıflarını da yapacağız. Bunun dışında birazdan yemekte de kullanacağımız doğal yollarla ateş nasıl yakılır? Barınak nasıl yapılır? Doğada nasıl hayatta kalınır? Her bölümde uygun yer, uygun zamanda, uygun koşullarda bunları da sizlere aktaracağız. Ayrıca Aksaray'ımız
birçok düzlük alana ve farklı yüksekliklere sahip coğrafyası ile bisiklet için, bisiklet sporu için gerçekten biçilmiş bir kaftan. Ihlara Vadisi'nden tutun Hasan Dağı'nın eteklerine kadar, yeraltı şehirleri ve hanların rotalarına kadar harika bisiklet parkurları var. Bisikletçi dostlarımızla birlikte oralarda pedallayacağız sizlerle birlikte. Ki Aksaray yurt dışından çok fazla bisikletli turistin geldiği bir ildir. Bunları da sizlere yansıtacağız. Ayrıca programlarımızda değerli Aksaraylılar, ben şuna inanırım, onu size yansıtmak istiyorum. Doğa hiçbir zaman aceleyi sevmez. Doğa baharını getirirken yavaş yavaş getirir. Kışını getirirken ağaçların yapraklarını döker, yavaş yavaş getirir. Meyveyi olgunlaştırırken yavaş yavaş olgunlaştırır. Her neyi doğa hızlı yapıyorsa o bir doğal afete dönüşür. Sel olur, toprak kayması olur, çığ olur. Sizlere gerek sporlardan bahsedelim, gerek Aksaray'ımızın güzelliklerinden bahsedelim. Mutlaka ama mutlaka sindire sindire, usul usul, sakin sakin yapacağız ve birlikte yapacağız. Gezdiğimiz, dolandığımız, kamp yaptığımız, bisiklet sürdüğümüz yerlerde inanıyorum ki bizim ruhumuzda izler kalacak. Doğada her şeyin bir enerjisi vardır ve bizim de tabii. Bulunduğumuz ortamların enerjisi inanıyorum ki bizleri de etkileyecektir. Nasıl ki her insanın DNA'sı farklı ise her ortamında insan da yaratacağı etki farklıdır. Sizi mümkün olduğunca farklı, değişik ortamlarda gerek çok iyi bildiğiniz gerekse hiç bilmediğiniz yerlerde çok güzel gezilere çıkaracağız. O gezilerde görüşmek üzere. Şimdi sizlerle doğada tabaksız nasıl menemen yaparız? Onu gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken tabak niyetine domates ve soğanı kullanacağız. Ayrıca bu ateşimi nasıl yakacağım? Tabii ki çakmakla değil, magnezyum çubukla. Bunu yapabilmem için benim ormandan kavlar ve kuru odun toplamam lazım. Onun için baltamı alıyorum ve yavaş yavaş ormanın yolunu tutuyorum. Ormanda kuru meşe dallarımı buldum. Yalnız bunlar irili ufaklı. Bunları taşıyacağım kamp alanıma. Taşırken ipten yardım alacağım. İşimi kolaylaştıracağım. İpimle buna bir düğüm atıp onunla götüreceğim. Tabii düğümlerin en büyük özelliği nerede hangi düğümü kullanmanız gerektiğini bilmek. Burada dülger düğümünü kullanacağım. Dülger bildiğiniz üzere ahşap ustası demek. Odun işleriyle uğraşan usta. Bu düğümümüzü atarken odunlarımızın çevresinden sarıyoruz ipimizi. Sardıktan sonra, basit de bir düğüm ve çok kullanışlı bir düğüm. Sardıktan sonra kısa olan parçayı uzun olanın etrafında 7-8 tur, bu size kalmış biraz da, atıyorsunuz. Çok basit bir düğüm. Attıktan sonra çekiyorsunuz. Siz bunu çekince ip boşluklara göre kendini daha fazla sıkacak. Dülgerler bu şekilde odunlarını bağlar ve ormandan taşırlarmış. Gördüğünüz gibi eşeklere, katırlara bağlarken de bu yükleri, ipleri, düğümleri kullanırlarmış. Ormandan odunumu topladım. Yemeğime başlayacağım. Yemeğim pişerken de barınağımı yapacağım. Ateşimi başlatabilmek için Aksaray'da çok yaygın olan gemen bitkisinden topladım. Yağlı bir bitkidir. Fabaceae familyasından, baklagillerdendir. Ve Aksaray'ımızda da
Türkiye'de de bolca endemik türü olan bir bitki çeşididir, biyolojik zenginliğimizdir. Aynı zamanda da yanıcılığı güzeldir. Ama ateşimi boşa harcamamak için önce yemeğimi hazırlayacağım. Daha sonra ateşimi yakıp yemeğimi ateşime koyacağım. Yemeğim pişerken de barınağımı yapacağım. Gördüğünüz arkaya iki tane ağacım var. Bir sağda, bir solda. Bunların arasına odunları koyup arkasından güzelce üzerine yatay bir şekilde yerleştirip yapraklarla yatağımı yapıp barınağımı bitireceğim. Barınak yaparken şuna dikkat etmek gerekir. Ortamda olan malzemelerle yapılır. Özellikle barınak için malzeme getirmezsiniz. Bu malzemeleri Hasan Dağı'nda şu an bir gençleştirme faaliyeti yapılıyormuş ormanımızda. Orada hazır kesilmiş odunlardan kullanacağız, barınağımızı yapacağız, gecemizi geçireceğiz ve daha sonra tekrar orman işçilerimize vereceğiz odunlarını. Şimdi yemeğimize başlayalım. Evet, değerli Aksaraylılar, gelirken bir de ne yaptık ondan da bahsedeyim sizlere. Sağlık kasabamızdan sağlık kömbesi aldık. Aksaray'ımızda bulunduğunuz ilçeye veya kasabaya göre zengin bir ekmek çeşitliliğimiz var. Gül ağaç çöreğinden tutun, güzel yurt gelveri çöreğine, sağlık kömbesine, yufka ekmeğe. Biz programlarımızda mümkün olduğunca hangi yöreye gidiyorsak o yörenin ekmeğini de sizlere tanıtacağız. Bugünkü ekmeğimiz sağlık kömbesi. Şimdi yapacağımız yemekte dediğimiz gibi tabaksız, kapsız yemek pişireceğiz. Soğan ve domatesin içerisine yapacağız melemenimizi. Bunu yaparken malzemelerimizi, içlerini boşaltacağım. Boşa gitmesin diye birinden çıkan malzemeyi diğerinin içine, ondan çıkanı diğerinin içine koyacağım. Soğanımı oyup, domatesimi oyup biberim doğradıktan sonra yumurtamı kıracağım. Ve folyo getirdim. Bunu yanınıza taşıyabilirsiniz. Ağırlığı da yok. Domatesi folyoyla, soğanı folyosuz pişireceğim. İkisini de görmeniz dileğiyle. İsterseniz folyosuz da pişirebilirsiniz. İsterseniz folyoyla da pişirebilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Şimdi öncelikle içinden çıkaracağım malzemelerim toprakla kirlenmesin diye folyomu açıyorum ve domatesimin kapak kısmını kesiyorum. İçini güzelce boşaltıyorum. Bu içi boşa atmayacağım, yabana atmayacağım. Soğanımın içine koyacağım. Bu sizin tercihinize kalmış. Mesela bu domatesin içine de soğan koyacağım ben. Melemenim soğansız olacak derseniz siz koymazsınız. Gördüğünüz gibi domatesimi boşalttım. Sıra soğanımda. Soğanımızı keserken kafa kısmından kesmiyoruz ki toplu tutsun. Alt kısmından yine kafasını alıyorum. Kapak yapmak için atmıyorum. Kenarda bekliyor. Daha sonra bıçağımın ucuyla dediğimiz gibi sakin sakin, usul usul, çok acele etmeden ama zamanı da boşa harcamadan ki barınak ve yemek yapma, ateş yakma sıralamamızı zamanımızı verimli kullanmak için o şekilde ayarladık. Boşaltıyorum. Evet. Mümkün olduğunca delik açmadan. Gördüğünüz gibi şu an soğanım da domatesim de hazır. Biberimi doğrayacağım. Hatta biberim üstü olsun istiyorum. Yemeğimi açtığımda ilk yumurtalarımı kıracağım. Bu soğan melemenimin. Bu da domates melemenim. Evet. Yumurtalarımızı kırdıktan sonra biberimizi de doğruyoruz. Çok fazla malzeme giden bir kamp yemeği değil. Şimdi soğanıma domates, domatesime soğan ekliyorum. Aslında biz insanlar gibi bu iki yemeğin de malzemeleri aynı çeşit ama miktarlar farklı olduğu için farklı lezzetler var. Biz insanlar da aynıyız ama
birbirimizden farklıyız. Yansımamızı doğamızda bulmak çok da zor değil. Önemli olan doğru bakmak. Evet. Çok fazla koymayacağım. Pişerken taşsın istemiyorum. Bunu hazırladıktan sonra dediğim gibi domatesimi folyoyla, soğanımı ise folyosuz pişireceğim. Belki bu kalan malzemeyi salata olarak da kullanabilirim. Atmıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi folyomu açıyorum. Domatesimi tam ortasına koyuyorum. Kapağımı kapatıyorum. Daha sonra bohça şeklinde üst kısma doğru sarıyorum. Evet. Şu an domatesim hazır. Bu şekilde ateşin içinde pişireceğim. Soğanımı ise dediğim gibi sadece kapağını kapatarak direkt közümün içine koyacağım. Şimdi bunlar burada bekleye dursun ve ben ateşimi başlatayım. Evet, şimdi ateşimi başlatacağım. Bir magnezyum çubukla, doğada her zaman yanınızda olmasını tavsiye ediyoruz. Ve bıçağımla, magnezyum çubuğuma bıçağımı sürterek, kazıyarak kıvılcım çıkartacağım. Çıkardığım kıvılcımlar gebenotu ve kurumuş yaprakların üzerine düşecek ve onları tutuşturacak. Şimdi onun için magnezyum çubuğu kazırken destek alabilmem için bir taş aldım. Onun üzerine gevenimi koydum. Hatta hafiften eziyorum ki daha ufak parçalara bölünsün ve kıvılcımlarım daha iyi ateş başlatabilsin. Evet, başlıyorum. Evet, ateşimi güçlendirmem lazım ya değilse sönüp gidecek. Evet, ateşimizi başlattık. Çok fazla birdenbire parlamasını istemediğim için gevenlerimi kontrollü bir şekilde, onun üzerine bir kat kalın dalları birbirlerine çapraşık şekilde ki aralardan hava alabilsinler. Evet, bu taşı artık kenara alabilirim. Kesinlikle mecbur kalmadıkça yaş ağaçlarla uğraşmıyoruz. Mümkün olduğunca kuru dallar, kuru bitkiler, onlardan istifade ediyoruz. Hatta o kuru bitkilerin üzerinden bir yıl geçtiyse çürükçüller de biraz onları zayıflatıyor ve harika ateş başlatıcılar haline geliyorlar. Özellikle onlardan arıyoruz desem kamplarda yeri var. Şu an ateşim var. Bu ne demek? Soğuk gecelerde üşümeyeceğim. Yemeğimi pişirebileceğim. Aydınlanabileceğim. Yabani hayvanlardan korunabileceğim. Eski bir Kızılderili atasözü der ki, ateşin büyüklüğü için, yakmanız gereken ateşin büyüklüğü için, yaktığınız ateş çok uzaktaki bir hayvanın dikkatini çekmeyecek kadar küçük, yakınızdaki hayvanın ise size saldırmaya cesaret edemeyeceği kadar büyük olmalıdır. Ve yine bir Kızılderili atasözü der ki, beyaz adam büyük ateş yakar, ondan kaçar. Kızılderili küçük ateş yakar, onunla bütünleşir. Yakacağınız ateş ihtiyacınız olan kadar büyüklükte olmalı. Evet, ateşimi biraz daha besleyip yemeğimi ateşe koyacağım. Tabii yapacağım şeylerden biri de ateş alanımı güvenlik altına almak. Onun için hemen ormanlık alandayım. Ateşimin çevresine taş koyarak güvenliği sağlayacağım. Evet, ateşimizi güvenliğe almak için taşla çevirdik. Şimdi kıvama da geldi ateşimiz, istediğimiz kıvama. Yanmaya devam eden odunları bir kenara, ateşi verimli kullanmak için köz olanları bir kenara alıyorum. Ve artık
akşam yemeğimi ateşime koyuyorum. O pişmeye devam ederken de ben barınağımı yapacağım. Barınağımı yaparken odun kullanacağız ama bu bakım ve istikleme odunları olduğu için boyları kısa. Uzun ağaçları da kesmek istemiyorum. Ormana zarar vermeme adına ipe yoğunlaşacağım. Ağaçları ip yoğunluklu kullanarak barınağımı daha az ağaçlı ama yine güvenli şekilde yapacağım. Evet, barınağımı iskelet olarak yaptım. Yapraklarımı artıracağım, güçlendireceğim. Gece mat ve uyku tulumu kullanacağım için zemine şu an için bir şey yapmıyorum. Yemeğim tahminimce pişmiş durumda. Şimdi onları ateşten alacağım. Afiyetle yiyeceğim. Ondan sonra barınağımı tamamlayıp uykuma geçeceğim. Evet, ilk olarak domatesimi alıyorum. Evet, yanına soğanımı da alayım, ikisini birlikte açayım. Bunun için baltamı da kullanacağım. Devirmemek, dökmemek için dikkatli bir şekilde baltamın üzerine alıyorum. Evet. Evet. Yemeğim çok güzel kokuyor, mis gibi. Açıyorum. Evet, yumurtam pişmiş bakın. Domatesim pişmiş. Menemenim artık yenmeye hazır. Bir de domatesime bakayım. Daha sonra tadına bakacağım. Bu da folyo şeklinde pişirilen. Evet, açıyoruz. Şöyle. Oo. Bu görüntü olarak kırmızı renkten dolayı galiba çok daha güzel duruyor. Evet, bu arada tabak olarak da doğada üzerine az çok düzgün bulduğum bir taşı kullandım. Böyle şeyler yemeğe daha da lezzet katıyor. Evet, harika. Yumurtam pişmiş. Bakın, çok da güzel pişmiş. Domatesim de pişmiş. Bunları sağlık kasabasından aldığım kömbemle afiyetle yiyeceğim. Bir tadına bakacağım şimdi. İkisinin de. Evet. Harika. Doğallık var. Közün tadı var. Doğanın tadı var. Bir de bakayım soğanlıya. Lezzet farkı var mı? Tabii ki soğanlı. Soğanın içine koyduğumuzdaki soğan aroması fazla, domateste daha düşük. Siz damak zevkinize göre istediğinizi hazırlayabilirsiniz. Değerli dostlar, benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda Aksaray'daki doğanın bir başka parçasında görüşmek dileğiyle. Doğada kalın, doğayla kalın.